Mesela şimdi Ata Demirer. Ata Demirer'in sen sevgilisinin önceki hali biliyor musun? Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Yeni gördüm. Hangisi daha güzel, karar verelim hadi. Önce ve sonra biliyorsunuz biz de koyduk 10 yıl evvel halimizi, 10 yıl sonra halimizi. Ama bu çok yeni. İstanbul'a döndü görüşme sonrasında sevgili Ata. Ve sevgilisi Aslı Turan'la ile ilgili ilk kez konuştu. Buyurun. Ata Bey, son olarak o zaman ilişkiyi soralım. Hayırlı olsun. Bugün bir fotoğraf paylaşının. Neler söyleyeceksiniz? Yeni bir birliktelik. O da başka bir platform. Peki, teşekkür ediyoruz. Önce sinema. Sağ olun. Ata Bey, son olarak o zaman ilişkiyi soralım. Hayırlı olsun. Bugün bir fotoğraf paylaşının. Neler söyleyeceksiniz? Yeni bir birliktelik. O da başka bir platform. Peki, teşekkür ediyoruz. Önce sinema. Ne demek o başka bir platform? Anlayamadım ben. Tekrar bir verir miyiz? Anlamaya çalışalım. Ata Demirer'in açıklaması. Ata Bey, son olarak o zaman ilişkiyi soralım. Hayırlı olsun. Bugün bir fotoğraf paylaşının. Neler söyleyeceksiniz? Yeni bir birliktelik. O da başka bir platform. Peki, teşekkür ediyoruz. Aslı Turan'ın verdiği yanıtı veriyor. Hani o da sinema işte... Herhalde galada konuşmadı ya sevgilisin. O da şimdi Cumhurbaşkanı ile görüşmüş. O başka platform deyince onu mu demek istiyor, anlamadım. Şöyle, öncesinde belli ki Cumhurbaşkanı görüşmesi soruluyor. He. Çünkü muhabir diyor ki, muhabir arkadaşımız diyor ki, son olarak da ilişkinizle alakalı konuşalım. Demek ki öncesinde ilk olarak başka şeyler sorulmuş. O başka bir platform diyor. Yani işle ilgili konuşurken aşkı karıştırmayalım ha. Geçmiş yine aynı Aslı Turan'lı kafası. Evet. Peki Aslı Turan'lı kimdir? Yeni dedim ya, nur topu gibi bir Aslı Turan'lığımız oldu. İlk bir yarışmada kendini duyurmuş, biliyor musun? Biliyorum. Hangisi? Selçuk Yöntem sunarken. Nasıl Selçuk Yöntem ayar veriyor ama? Ayar veriyor mu? Aa. Aa, izleyelim mi be? Aa. Hazırsa Aslı Turan'lı estetik yaptırmış. Birçok kişi yaptırabilir. Hani memnun olmadı, bir yerini düzeltebilir. Çok güzel olmuş. Burnunu mu yaptırmış? Burun, dudak, çene, her şey yapılmış. Sen nereden yapılmış mı? Bir dakika, nereden anladın? Bir dakika şimdi dur. Şimdi burnu ben anladım. Burun direkt belli de. Çene, başka? Çene, o aynı mı çene mi? Cicim, o zaman verelim, izleyici söylesin ne yapmış. Tamam dur o zaman. Verelim. Hadi İlk verelim. Önce yarışmaya katılmış Aslı Turan'la. Ondan sonra... Ben söyleyince suçlu oluyorum arkadaş. Tüh be, yalan oldu bale okulu. Ay Selçuk Hoca'yı da ben çok severim. Hoca diyorum, hakikaten oyuncuların hocasıdır. Bir hocadır gerçekten. Evet. Ne diyorsun? Burada neler var? Neler? Bir can. Bir kere zaten çene %100 yaptırmış. Yani çene çok dolgunmuş. Orayı bir dolguyla ya da şeyle bir siviltmiş onu. Hı. Belli. Dişlerde var. Dişler bir şey. Dişler kesin daha önceden peltekmiş. Şimdi gayet güzel konuşabiliyor. Çünkü dişleriyle alakalı bir operasyon var. Burnu zaten yapılmış. Evet. Bir de biraz da büyümüş. Saçlarda daha da bir sararmış. Güzel olmuş. Sararmış. Çok güzel olmuş. Ama şimdi bu çıkınca izleyiciler şöyle bir şey yazdı, bunu söyleyeyim artık. Ne? Aslı Turanlı'nın ünlü olma çabaları. Aslı Turanlı Ata Demirer'i kullanıyor mu? Öyle mi diye diyorlar. Bu tarz bir yaklaşım oldu. Yani sen şimdi bir dakika biraz evvel dedik ki hani Zümre hani nasıl kardeşini korumaya geçti. Sende bir Ata Demirer'e karşı bir şey var, anladın mı? Korumacı tavır var. Vallahi acaba ya, sen bunu böyle bir kızı ben bak. Kardeşi gibi mi söylüyorsun? Aynen, ailemden gibi. Ha? Yani böyle şey, korumacı bir tavırla söylüyorum. Bak gelin. Ha, ona göre kendine gel. Ata ile ilgili öyle enteresan fikirlerin varsa uzaklaş. Ben anlarım niyetini. Hmm. O yılan bakışları. Peki şimdi Ata Demirer'le bir fotoğraf paylaştılar. Mutlu olsun istiyoruz. İnşallah çok mutlu olurlar. Ata Demirer aşklarını paylaştılar. Böyle fotoğrafla süslediler Instagram hesaplarında ama. Evet. Bir detay. Deep in Love fotoğrafında bir detay. Bir gözümce detay. Takıldı. Gözlerden kaçmadı. Sevgili seyircimiz. Bir Photoshop yapılmış. Yaklaşalım. Ata Demirer'in hemen arkasında bir sütun var. Artık o sütun yamulmuş. ya yüzünü inceltmiş Ata bence. Evet. O yüzden kız da bir tuhaf çıkmış. Kızın da yüzünü solu yukarı kay. Peki bir dakika, bu fotoğraf Aslı'nın hesabında mı, Ata'nın hesabında mı? Bu fotoğraf Aslı'nın hesabında. Fakat Ata onu attıysa bence Ata kalkıp da buna Photoshop yapmaz ya. O zaman kız yaptı. Kız yaptı. Kız Ata'yı yaktı. Kız, sen Ata'nın yüzünü beğenmiyor musun? Sen niye kız Ata'ya sen Photoshop yapıyorsun? Biz onu yıllardır öyle seviyoruz. Adamı bırak sal ya, sütunu da bırak. Yüzü yuvarlak ya, hani böyle kontür yapamayacağı için.
Bunun düzeltilmiş halini yapamaz mıyız ya? Onu evet, orijinalini tamam, çeviremez miyiz? Şöyle indirsek geri. Deep in love ama Photoshop'lu deep in love. Ha, yani aşkın dibindesiniz ama Photoshop'tasınız yani. Photoshop'un da dibi. Photoshop terk. Bir şeydi, çok da kötü. Peki bir dakika. Ha. Ata bunu bilmiyorsa bir sinir olur mu şu an mesela? Ay, düşünsene hiç, sen benim yüzüme niye Photoshop yapıyorsun ki? Erkek milleti bence ona dikkat etmeyecek kadar ya koy gitsin falandır yani. E çünkü ata kendi fotoğraflarında bunu yapmıyor. Atanın yüzü yuvarlak. Benim de yuvarlaktır mesela. Biz ne kadar kilo verirsek de versek yüz toplu olduğu için toplu gözükürüz aslında. Çizir mi? Sütunda bayağı 5 santim fark var ya. Bak, evet. Biri nerede, biri nerede. Bu arada şunu söyleyeyim. Ben mesela sen de biliyorsun, sen de. Ben çok zayıf bir insanım. Böyle etim, kemiğim birbirine yapışık yani. Bazı fotoğraflarda çok kilolu çıkıyorum. Ve evet, bu ben değilim. O zaman ben de oynuyorum. Işık, mışık. Ben bir sürü ışık koyuyorum yani. Belki çünkü ben zayıfım abi. Ama işte bak. Ama ben bak, video koyuyorum. Ata bir yapsa sıkıntı yok da. Hani kızın yapması enteresan. Ha mesela ben sevgilimle fotoğraf koyacağım. Göbeğini içeri çekeceğim çocuğun. Göbek içeri çekilecek. Yani bilmiyorum. Ay, biraz göbek içeri çekmesi yine mantıklı geliyor yüzünü bana. Yüzü inceltmek nedir ya? Biz atayı tanımasak orijinalini biliyoruz biz atanın. Sen kimi tanıyorsun? Ve atayı biz böyle seviyoruz Aslıcığım zaten. Aslıcığım biz az... Bak sakın o sakın o atayla alakalı kötü fikrim varsa onu derhal çıkar. Çok sevecekseniz, çok aşık olacaksınız, çok mutlu edecekseniz gelin. Yoksa meşgul etmeyin güzel kardeşim. Ona göre. Heh. Sinirlendim ay. Adamın niye yüzünü değiştiriyor be? Ata Demirer'in yüzünü biz zaten biliyoruz. Kriz. Ya Ata şimdi, bunu yeni öğrenmiştir bence. Ama şeyi seviyor ya hani. Şimdi kendisiyle oynamayı da seviyor. Kızın burnu yamulmuş ya. O tarafı kaldıracağım diye. Şu tarafı indirmiş. Yok nasıl yok. Nasıl dikkat ettin ya? Evet bu geldi. Evet. Dün dedim ki aa sütün bayağı yukarıda yok. Peki. Aynadan çekiyorsa yansımış mı olabilir? Yok. Sütün yine aynadan sütun çekilince suratın tamam yamulur da sütün yamulmaz yani. Sütun yamulmaz yani, değil mi? Evet. Orada bir şey var ama.